Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle Güzel Sanatlar Fakültesi hakkında birazcık böyle muhabbet etmek istedim. Çünkü bununla alakalı çok fazla yorum geldi. Öncelikle hepimizin sıkıntısı şu anladığım kadarıyla güven problemi. Yani kazanabilir miyim? Oradakiler daha iyi sınavlara hazırlanıyordur ya da süper çizim yapanlar vardır tarzında. Ya öncelikle şunu anlamamız gerekiyor. Oraya girenlerden hiçbiri Leonardo Vinci değil ya da bir Picasso değil. Herkes sıradan, aynı sizin gibi evinde çalışan, kimisi kursa giden, kursa gitse de yapamayan arkadaşlarımızdan da oluşuyor. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. Örnek veriyorum, bir üniversite sınavına girdiğinizde 500 bin, 1 milyon kişi arasında kişi giriyor. Siz onların arasında bir bireysiniz. Fakat Güzel Sanatlar Fakültesi'ne girenler 40 kişi, 50 kişi, zaten aldığı kişi de işte minimum 30 kişi falan alıyor. Bu oranla baktığınız zaman zaten kazanma şansınız çok yüksek. Bu öncelikle bir kafamızda olması gereken kurallardan bir tanesi. Şu özgüvensizliği bir kırmamız gerekiyor. Oraya gittiğimizde yani böyle üst düzey profesör tarzında böyle işte uçuk çizimler yapan böyle işte bu işin üstatları girmiyor. Sizin gibi 17 yaşında, 18 yaşında, 16 yaşında arkadaşlar giriyor sınavlara. O yüzden kafaya takacak hiçbir şey yok. Bu iş kesinlikle olur yani. Bunu hiçbir şekilde kafanıza takmamanız gerekiyor. Size ben birkaç tane tüyo da vermek istiyorum bununla alakalı. Örnek veriyorum. X iki aşamalı sınav oluyor ya. İlk sınav işte figür çizim oluyor. Karşınıza bir kişiyi oturtuyorlar. İkinci sınavda imgesel çizim oluyor. İlk sınavda zaten çizim yapamayanları eliyorlar. Örnek vereyim. Sınava 50 kişi girdi. 30 kişi alacaklar. Zaten ikinci sınava kadar 40 kişi, 35 kişi kalıyor. Size de imgesel sınavında sadece fikrinizi üretip bir şeyler çizmek kalıyor. Şimdi hocaların dikkat ettikleri konular zaten ilk sınavda çizim yapanı ya da yapamayanı eliyorlar. İkinci sınavda imgesel sınavında fikir olarak, çünkü Güzel Sanatlar Fakülteleri aynı zamanda tasarım fakülteleri olduğundan dolayı hocalar ister istemez kafaya bakıyor. Size örnek vereyim. Bir konu verdiklerinde bu konuyu düz bir mantıkla mı yapmış ya da farklı bir açıdan mı düşünmüş diye. Çünkü ikinci sınavda hocalar çizimin güzelliğine bakmıyor. Zaten ilk sınavda mantıken düşündüğümüz zaman kötü çizenleri elemişler. Şimdi eledikleri kişinin arasından bu kötü çizdi demez hocalar. Çünkü hocalar ister istemez sizin bir çizginizden biliyor. İkinci sınavda 30 kişi alacaklar, örnek veriyorum, üniversiteye o sene. 35 kişi giriyor zaten. Bunların arasında da sadece yapmanız gereken konu mantıksal olarak farklı bir bakış açısı. Örnek veriyorum, işte 3 figür, işte bir hayvan çizin dediklerinde 3 figürün yanına bir hayvan çizmeyin. O hayvan onu kovalıyormuş tarzında. Hani farklı bakış açısıyla çizin ki hocalar, ha tamam, bu çocuktan bir şeyler olur yani, farklı bir şeyler düşünüyor tarzında düşünebilsinler. Bu şekilde size bir tüyo verebilirim. Bir de imgesel ve figür çalışın. Bana çok fazla mail geliyor ya da yorum geliyor. İşte bununla alakalı çizimlerinizi atıyorsunuz. Genelde hep portre çiziyorsunuz ya da farklı farklı böyle değişik değişik çizimler çiziyorsunuz. İşte elbise çiziyorsunuz. Bunları yapmayın. Sizin yapmanız gereken figür çizimi ve imgesel çizimi. Başka hiçbir şey değil. Figür çizimine öncelik verin. Zaten figür çizimini yaptığınız zaman imgesel çiziminde doğal olarak, örnek veriyorum, şöyle düşünebilirsiniz. Figür çizimini tamam yapıyorsunuz. Elinizde figürler var. Bir yemek yaparken elinizde domates, salatalık olması gibi düşünün. Örnek veriyorum, domates olmadan bir menemen yapamazsınız. Onun gibi düşünebilirsiniz. Yani figür çizimini yaptığınız zaman tamam, figürü artık çizebiliyorum. İmgeselde de sadece kafa çalıştırmamız gerekiyor ve sürekli imgesel videoları izleyin. Başka kanallardan izleyin, işte kitaplardan araştırın ya da arkadaşlarınız arasında muhabbet edin. Örnek veriyorum, bir konu belirtin. Hepiniz farklı farklı böyle fikirler üretin ki kafanız birazcık daha çalışsın. Çünkü ilk başlarda hepimizin çektiği sıkıntılar bunlardı. İmgeselde bir türlü bir konu üretemiyorduk. Ya da sıkıntımız şuydu. İmgesel çizerken figür çizimini tam yapamadığımızdan dolayı imgeseli kuramıyorduk kafamızda. Şimdi İster istemez dinlerken anlayacaksınız. Benim bir imgesel konusu düşünebiliyorsunuz ama oraya figürü oturtturamıyorsunuz. Çünkü figür çiziminde eksiklikler var. O yüzden figür çizimine öncelik verin. İmgesel çizimini zaten daha sonra fikirler ürete ürete, ürete ürete yaparsınız ve kitap da okuyabilirsiniz. Kitap okumak ister istemez film izlemekten daha iyidir. Çünkü kitap okurken kendi senaryolarınızı kafanızda canlandırıyorsunuz. İmgeselde de
Hoca konuyu verdiği anda hop kafanıza bir fikir gelecek ve çok fazla imgesel çizimi yaptığınızda da aynı bir matematik sorusunu çözerken böyle farklı farklı problem çeşitlerini öğrenmek gibi düşünebilirsiniz yani. Bu mantıkta düşünebilirsiniz. Zaten figür çizimini yaptık. İmgesel çiziminde de figür çizimini yapabiliyoruz artık. Güzel 3-5 figürümüzü oturtturduk. Bir de farklı bir şey düşündüğümüzde hop zaten otomatikmen üniversiteyi kazanmış olacaksınız. Şöyle bir toparlayacak olursak kafaya takmıyoruz. Oraya üst düzey böyle profesör tarzında böyle çizim yapanlar girmiyor. Sizin yaş grubunuzda öğrenciler giriyor. Hocalar sizin yaş grubunuzdaki çizim tadını biliyor. Örnek veriyorum şimdi. Hocalar sizden üst düzey 50 yaşındaki 40 senedir resim yapan bir adamın kalitesini beklemiyor zaten. Hocalar sizin yaş grubunuzu az çok biliyor. Ona göre sizin yapmanız gereken tek şey önünüze bakıp çizminizi yapmak. Başka hiçbir şeyi kafaya takmamak. Şunun da garantisini veriyorum. Bunları yaptığınız zaman %90, %95 kazanırsınız. Zaten önümüzdeki sene itibariyle işte grafik tasarım tarzında bölümler puanla alıyor. O bölümlere gitmek isteyenler de çok, sadece resim ve resim öğretmenlikleri sınavlarına hazırlananlar arasında zaten sınava girenler de düşecek doğal olarak. Yetenek sınavına düşecek. Yani yetenek sınavına girenler de bu şekilde de inşallah üniversiteli olmuş olacaksınız. Dediğim gibi bunları kafaya takmıyoruz. Bu şekilde çizimlerimizi yapıyoruz. Önümüze bakıyoruz. Sınavlarımıza giriyoruz diyorum. Sorularınız olursa mail atabilirsiniz. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Ya da buranın altına yorum yaparsanız da ulaşabiliyorum ben size. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın. Çizim yapın. Görüşürüz. Bay bay.